Efendim selamlar, merhabalar. İzmir'den Mustafa Ergün ben. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videoyu sizlere evler neden bağlı Mustafa Bey? Delirmek üzereyiz. Artık ev sahibi olamayacak mıyız? Allah kahretsin bu piyasadaki insanları diye başlayan insanların serzenişine istinaden çekmek istedim. Neden pahalı sorusunun aslında cevabını hepimiz biliyoruz. İşin içinde fırsatçılık var. Aldım kenara koydum. Dövizin yükselmesi var. Aldım kenara koydum. Arsa sahiplerinin açgözlülüğü var. Aldım kenara koydum. Bir de fırsatçılar var. Aldım kenara koydum. Şimdi hepsini bir değerlendirecek olursak ortada şöyle bir şey var. Bugüne kadar çektiğim en net ve en açıklayıcı video olacak. Kısa bir video olacak. Çok uzun tutmayı düşünmüyorum. Ama bütün sorularınızın cevapları olacak. Lütfen kanalı takip edin ve şuradan abone olmadıysanız abone butonuna olun. Bu videoyu da beğenin. Şimdi şuradan başlayalım müsaade ederseniz. Bir kere bir gayrimenkul alabilmeniz için ilk önce cebinizde bir para olması lazım. Bu paranın gayrimenkulü aldıktan sonra ya da aldığınız dönemdeki krediyle alacaksanız kredinin ödenebilmesi noktasında da sürdürülebilir olması lazım. Yani ne anlama geliyor? Bugün gayrimenkul almaya karar verdiniz. Kenarda biraz paranız var. Devamında da kredi ödeyeceksiniz. Ama iş durumunuz hakkında soru işaretleri var. Gayrimenkul almayın. Yarın işinizin ne olacağını kestiremiyorsanız almayın. Sizin için doğru zaman değil. Bir başka nokta. Gayrimenkul almaya karar verdiniz, gideceksiniz. Dairelerin fahiş fiyatlı yüksek olmasından şikayet ediyorsunuz. Ve diyorsunuz ki bu piyasa nereye geldi Mustafa Bey? Geçen sene evler şu fiyattan satılıyordu, bu sene bu fiyattan satılıyor. Evet, onun da şöyle bir açıklaması var. Ülke ekonomisi çok parlak olmadığı için ve biz 3 aşağı 5 yukarı yılda 4-5 Merkez Bankası Başkanı değiştirdiğimiz için döviz politikasıyla sürekli yani mahallenin bakkalının vitrinindeki peynir ve şarküteri, yani peynir ve yoğurt bölümünün değiştirir gibi sürekli oynadığımız için, işte peynir alıp yerine süt koyduğumuz için, sütü kaldırıp yerine efendime söyleyeyim turşu koyduğumuz için, onu kaldırıp başka bir şey koyduğumuz için sürekli değişken bir yapı var. Orada bir şey sabit durmuyor. Halbuki bir yerin, yani bir şeyin yeri sabit durmuş olsa, bir şey dokunulmasa, oraya doğru müdahale edilmiş olsa böyle bir problem olmayacak. İnsanlar belli bir düzen içerisinde hayatlarını ve yaşamlarını sürdürmeye devam ederler. Fakat Türkiye'nin ekonomisi uzun zamandır istikrarsız ve keyifsiz bir durumda. Benim söylediğimle dediği, yaptığı uyuşmayan ve dediğimi dinlemeyen biri olduğu için ben bu adamı beğenmedim. Bunu gönderin. Faiz yüksek dedik, hoşumuza gitmedi. Düşür dedik, düşürmüyor. Hala yükseltme peşinde. Bunu da indirin. Büyük ümitlerle birini getirdik. Faizi düşürecek inşallah, her şey çok güzel. Bir ay sonuna bakıyoruz, baskıladı. İkinci ay baskıladı. Üçüncü ay bir tık yükseldi. Bu sefer bunu da gönderin. Yapacağım diye getirdi, yapamadı. Bir yılda 5 başkan değiştiriyoruz. 6 başkan değiştiriyoruz. Dolayısıyla döviz sürekli artıyor. Sürekli artıyor. Yani normalde bizim ülkemizde o faiz politikasının şöyle aşağıya doğru düşmesi lazım. Bizde sürekli ivmeleniyor. Dün dolarda yine rekor bir artış var. 8.50 işte 8.40 seviyelerinde böyle keyifli keyifli giderken 8.75 8.78'e vurdu. Şimdi arada 25 kuruşluk bir artış. Dolayısıyla bu inanılmaz bir şekilde olayı keyifsiz hale getirdi. Büyük parası olanlar ciddi paralar kazandı. Küçük parası olanlar işte bir şekilde sevindi. Ama yarın öbür gün bu çıkış bir de inmeye başlayacak. O zaman zararlar gene başlayacak. İşin rengi değişecek. Bizim vatandaş ülkede mal alacağı zaman sabit fiyat görmek istiyor. Ama sabit fiyatla özellikle gayrimenkul sektöründe mülk alma şansınız yok. Bu tamamen tesadüfi olur. Peki nasıl sonuç alacağız Mustafa Bey diyorsunuz. Arkadaşlar bugün alırsanız kârdasınız. Bugün aldınız, kazandınız. Yarın aldığınız zarardasınız. Bunun başka açıklaması yok. Bir başka nokta. Dairelerin arsa payı maliyetleri çok yükseldi. Yani bu ne demek oluyor? Şimdi arsa payı maliyeti %60-65'lere çıkan bir daire satışında müteahhit firmanın zararını size yansıtmaması çok komik olur. Yani bu ne anlama geliyor? Müteahhit firma bina yapmak için bir arsa sahibiyle anlaşıyor. Arsa sahibine kat karşılığı satış vaadi sözleşmesi dediğimiz bir sözleşme imzalatıyor. Ve diyor ki ben buraya örnek veriyorum. 100 daire yapacağım. 100 dairenin 60 tanesini arsa sahibi isterse, 40 tanesini müteahhit kendine alırsa zaten arsa payını
yüksek aldığı için işin maliyeti artıyor duruma geçiyor. Bu ne anlama geliyor? Adam zaten başlarken zararını alıyor. Çünkü kendi dairelerini yapacak, 40 daire kendine yapacak, 100 dairede, 60 daire arsa sahibine yapacak. Ne kazanacak? Bana diyorsunuz ya evlerin fiyatları yüksek, maliyet yüksek, her şeyi dolara bağlamayın. Tamam, her şeyi dolara bağlamıyorum. Ama dışarıya gidin, bir kutu tel çivi alın bakalım kaç para alacaksınız. 3 gün önce aldığınız çiviyle 3 gün sonra aldığınız çivi arasında bile fiyat farkı değişiyor. Şimdi beton ve çimento üreticileri 2 hafta önce greve gittiğinde bana şunu sordunuz. Mustafa Bey, işte greve giden beton ve çimento üreticileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sektör nereye gider? Daire fiyatları düşer mi? Ben de o zaman söylemiştim. Daire fiyatları düşmez. Düşmeyecek de. Ve ivmelenip yükselmeye devam edecek dediğimde bu sefer de şey dedi. Bir tane yorumla biri çok hani ağza alınmayacak şekilde piyasaya küfretmiş. Kendisi de konut üreticisi bir arkadaşmış. Eğer izliyorsanız kusura bakmayın yorumunuzu onaylamadım. Çünkü paylaşılabilecek seviyede bir yorum değildi. Ama şunu açık ve net söylemem lazım. Eğer anlaşmaları müteahhit firmalar doğru oranlarda, doğru arsa paylarında yaparsa hiçbir şekilde ortada sorun kalmaz. Şimdi yine az önceki örneğe dönüyorum. Müteahhit 100 daire yapacak. 60 daireyi arsa sahibine verecek. 40 daire kendine kalacak. Konuşurken arsa sahibiyseniz mantıklı geliyor. Ama müteahhit kanadından bakın. Müteahhitin cebinde para yoksa nasıl bitirecek? Başta anlaşmayı yapar. 6 ay sonra, 1 sene sonunda bir kriz daha gündeme gelirse, dövizde bir artış daha meydana gelirse, bir piyasa dalgalanması daha olursa müteahhit firma bu inşaatı bitiremez arkadaşlar. Açık ve net. Arsa sahibini dolandırmış olur. Önüne bakar. Çünkü şöyle bir durum var. Arsa sahipleriyle yapılan sözleşmelerde ne yazık ki satış tamamlanana kadar hiçbir aksiyon yapamazsınız. Yani müteahhit firma elindeki gayrimenkulleri satacak. Sonrasında arsa sahibi satmak isterse dairesini satacak. Sistem bu şekilde çalışıyor. Ve satılamaz şerhi koyuyor. Satacaksan da ben satacağım şerhi koyuyor. Öte yandan 100 tane daire yapması için gereken bir para var. Bu şu anlama geliyor. Ben burada 100 tane daire yapacağım. 100 tane dairenin maliyeti bana ne kadar? Atıyorum daire başına 300 bin lira. Tamam. 300 bin çarpı 100 daire dediği zaman maliyet otomatik olarak 30 milyon liraya çıkıyor. Şimdi müteahhitin cebinde 30 milyon para olacak 100 daire yapmak için. Bu sadece yapmak için. Daire maliyeti. Bunun zeminini kazması için oluşturacağı bir maliyet var. Başka bir şey efendime söyleyeyim. Ruhsat keserken harcayacağı bir maliyet var. İşte malzemeyi çekerken alacağı bir maliyet var. Bana diyorlar ki ya ne yapıyorlar abi? Bir tane işte daire müteahhitlerin hepsi zengin. Müteahhitlerin hepsi zengin. Sana göre zengin. Eğer %30 ile 33 ile 35 ile alıyorsa evet doğru bir oranda alıyor ve senin arsana değer katarak üzerine bir bina yapıyor ve onun yaptığı binadan sen arsa zengini olarak veya ne bileyim daire gayrimenkul zengini olarak hayatına devam ediyorsun. 10 dairenin 3'ünü veya 4'ünü sana veriyor. %40'la anlaşıyor. Senin bir dairen olmuş oluyor orada. O bir dairenin üzerine 3 daire daha almış oluyorsun. Arsanı kullanarak bunu yapıyor. Daire adedi fazlaysa daha fazla daire alıyorsun. Kira gelir elde ediyorsun ya da satıp para kazanıyorsun. Fakat burada sistem şu, yapılan hatanın sebebi şu. Müteahhit firma anlaşmayı yaparken yüksek orandan yapıyor. Arsa maliyeti, bu arsa maliyeti. Yapacağı dairenin içine harcayacağı parayı bunun üzerine ekliyor. Bir de dolardan, döviz artışından, dalgalanmalardan zarar ediyor. Üzerine aylarca satılmazsa bir de fiyat politikasına ben bu fiyata isterim al ya da git mantığını gidiyor. Oradan da zarar ediyor. Kredi faiz oranları düşmediği zaman sürekli yüksekte seyrederken satamıyor. Sonra kredi faiz oranları bir anda işiyor. Bunlar da fiyatları bir yukarı kaldırıyorlar. Ondan sonra evlerin fiyatları büyüyor. Bunun haricinde bir de ülkede göç var. Yurt dışından gelen göç var. Şimdi Afganistanlılar, İranlılar, Iraklılar, Suriyeliler ve Orta Doğulu ülke vatandaşlarının büyük bölümü geliyor. Daha düne kadar işte ülkede İngiliz turist, Rus turistler vardı. Bu arkadaşlarımıza düne kadar İngilizler, Ruslar başı çekiyordu. Şimdi bakıyorsunuz İran, Irak, Afganistan, işte Kuveyt, Mısır gibi Orta Doğu
ülkelerinde yaşayan vatandaşlar, yabancı uyruklu vatandaşlar gayrimenkul oluyor. Şimdi Türkiye'de bunlar da ciddi bir gayrimenkul edinmeye başladı. Onun haricinde mülteci olarak ülkemize gelenler var. Onlara uyguladığımız bir kira politikası var. Ülke olarak, millet olarak uyguladığımız bir politika var. Dolayısıyla şimdi gayrimenkul stoğu var gibi görünüyor. Var olabilir, fakat var olan stoğun içinde kiracılar mevcut. Satış noktasına döndüğünüz zaman alanlar kendileri gelmek istiyorlar. Nüfus da büyüyor. Bunların hepsi aslına bakarsanız bir denklem. Ama vatandaş şundan habersiz yorum yapıyor. Ya ne yaparsanız yapın sıfır daire alıyorlar, sıfır daire satıyorlar. Maliyetler çok yüksek. Efendim mesela hak etmedikleri parayı alıyorlar. Arkadaşlar hak etmedikleri parayı zaten kazanan müteahhitlerden mal almayın. Ama bunun haricinde şayet kalkıp gayrimenkul ihtiyacınızı giderecekseniz en doğru gün bugün. Bir de şimdi felaket tellalları var. O bu videoya hemen dislike atıyorlar. Adam diyor ki ulan diyor, piyasa kötü diyor. Bu piyasada ev mi alınır? Biri öyle yazmış. İhtiyacın yoktur, almayabilirsin. Ama fahiş kiralardan sıkılan bir kiracı adayı haklı sebeplerden ötürü gayrimenkul edinmek istiyor. Ki bence çok da mantıklı. Gördüğünüz gibi Türkiye'de geçen ay 148 bin, 143-144 bin tane daire satılmış. 144 bin tane daireyi ben satmadım. 144 bin tane aklını kaybetmiş vatandaş da olamaz. Dolayısıyla demek ki 144 bin kişinin başını sokmak için ev aldı. Ya da yatırım yapmak için ev aldı. Dolayısıyla burada şunun sorgulanması gerek. İnsanlar ev alıyor. Bir kısım ev alıyor. Ama krediyle, ama nakit. Bir kısım da ev alamıyor, kirada oturmaya devam ediyor. Parası olmadığı için, parası yetmediği için ya da mevcutta bankalardan kredi kullanıp mal sahibi olamayacağı için. Şimdi birden fazla sebep var. Parası olan bir şekilde ihtiyacını görüyor. Burada son olarak benim özetleyeceğim ve benim rahatsızlık duyduğum konu şu. Bugün oturduğunuz yerde alayım mı, almayayım mı, bugün doğru zaman mı, yarın doğru zaman mı? Ya bir sorsak mı Ahmet abi, Mehmet abi, ablamlar da aslında şöyle dedi, Hakan abi de böyle dedi. Geçmiş olsun, ev alamazsınız. Çünkü kararsızsınız. Şimdi bir vatandaşın ev alabilmesi için önce aksiyona geçmesi lazım. Yani ne yapacak? Diyecek ki ben ev alacağım. Benim cebimde 300 bin lira nakit var, 200 bin lira nakit var. 200 bin nakitle 400 bin liralık eve talip olabilirim. 200 bin lira nakitle 500 bin liralık eve talip olabilirim. O zaman ayağını yorganına göre uzatacaksın ve bankanın kredisini ödeyebileceksen ev alacaksın. İşim kötü gidiyor, çalıştığım iş yerine çıkışlar olabilir, her şey düzgün gidiyor gibi ama emin değilim. Abi o zaman ev alma. Çalıştığın iş yerinde sürekli bir insan sirkülasyonu varsa, yani birileri sürekli işten çıkarılıyorsa, o zaman diyeceksin ki abi ev almak için doğru bir zaman değil. O zaman paranı kenarda tut. Paranın alabileceği şekilde ev alabilirsin. Ama kenarda biraz para bırakmak koşuluyla. Çünkü bugün işten çıktığın an yarın iş bulabileceğine inanıyorsan ev al. Ama bugün işten çıktım, 6 ay sonra iş bulabilecek miyim 6 ayda? Emin değilim. O zaman ev alma, senin için doğru zaman değil. Doğru zaman değil. Şunu da diyeceksiniz. Mustafa Bey, ülke çok kötü durumda. Şimdi biz nasıl kalkalım da ev alalım ya da almayalım, oturalım. İşte al diyorsun, alma diyorsun. Abi bak, o zaman da sana şunu diyeceğim. Önünü görebiliyorsan, kenarda nakit param varsa, önümüzdeki birkaç ayın kredi ödemesini finanse edebilecek gücün varsa, o zaman ev al. Ama durumun kötü, hiçbir şey yok, sırf eşin ev al dedi diye, sırf arkadaşın ev al dedi diye ev alıyorsun. Abi kusura bakma, evin kredisini de ödeyemeyeceksin. Ondan sonra kendin hariç herkesi suçlayacaksın. Bu da doğru değil. Yükselen arsa maliyetlerinin temel sebeplerini artık çok iyi biliyorsunuz. Birincisi müteahhitlerin doğru orandan anlaşma yapmaması, doğru olmayan arsa payıyla çalışma yapması. İkincisi sürekli artan döviz politikası. Üçüncüsü ülkenin ekonomik anlamda çok keyifli olmaması. Dördüncüsü kredi faiz oranlarının yüksek olması. Beşincisi ekonomik anlamda sizin ev almaya müsait olmamanız. Altıncısı kendiniz dışında herkesi suçlamanız. Karar veremiyorsanız, konu hakkında neyi nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, mülk edinmek istiyorum ama nasıl hareket edeceğimi bilmiyorum diyorsanız, konunun altına, şuraya hemen videonun alt kısmına, açıklamalar kısmına bu konuyla alakalı yazdığımız bir kitap var. Binlerce adet sattı. O kitabın linkini paylaşacağım. Ne yapacağınızı bilmiyorsanız, ben onu nefaya aldım sattım, o konuda benim kimseye ihtiyacım yok gibi böyle hani
bazen şey olur, böyle sert konuşan hani abilerimiz, ablalarımız olur. Çok bildiğini iddia ederler. Aslında hiçbir şey bilmiyorlardır. O ablalarımızdan biriyseniz ya da o abilerimizden biriyseniz de lütfen bu kitabı bir okuyun. Aslında hiçbir şey bilmediğinizi fark edeceksiniz. Dolayısıyla o kitabı herkese yazdık. Ev aldığını iddia edenler bile biz aslında hiçbir şey bilmiyormuşuz diye geri bildirimlerde bulundu. Kitabın linkini aşağıya paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir bilgilendirme ve derleme videosunda yine sizlerle beraberdim. Aklınıza takılan bir şey olursa videonun altındaki yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakın. Müsait oldukça sorularınızı cevaplıyor durumda olacağım. İzmir'den Mustafa Ergün ben. Lütfen videoyu beğenmeyi ve şuradan da kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İzmir'den selamlar.